Beni Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne sevk ettiler. Gata! Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Gata! Yani adını duyduğun anda tedavi görmüş olman lazım. Hani böbreğimde taş var. Gata! Sedek! Yani... Sonografi ne deniyor ona? Şey, sesle darbe. Yok mu bilimsel bilen birileri? Hep mi kadın programı izleyenler var? Yok mu bir doktor kimse? Ne deniyor sesle bir şeyi kırmaya? When you just dream about it. Bakayım nerede o? Kim söyledi? Kısaltmayı değil, orijinal ismini söyleyin. Kısaltmadan hiçbir şey anlamıyoruz biz. Excuse me? Vay be, sizin mesleğiniz ne? Nörolog. Ürolog. Ben üzerime rahat bir şey alıp geliyorum. Meslek dediğim böyle olur. İşte abinin elinde altın bir bilezik var. Her zaman değil tabii, bazen. Üroloji ile ilgili yapılan en kaba saba esprileri benden asla beklemeyin. Genelde yapılan şeydir. Ürolog musunuz? Tuttuğunuz altın olsun. Bizde yok öyle bir şey. Oradaki doktor tabii şey oldu birden. Beşinci plana düştü gibi oldu ama öyle değil. Siz kimde o elinizi kaldırır mısınız doktor? Demin söyledi ya. Sesle. Taş kırmayla ilgili fikir veren biri var. Ne oldu? Kayıp gitti. Yani söyledi ve taksiye binip gitti mi? Evren moral şok. Taksi! Arasın dursun pezemek. Yürü yürü! Hani eve mi gittin? Ne oldu? Görüyorum seni şu anda. Siz doktor musunuz? Değilim, mühendisim. O zaman sizin sesle kırdığınız taş başka. Onun sesle kırdığı taş başka. Taş yerinde ağırdır. Onun için onunla konuşacağım. Taş, taş yerinde ağırdır, yanlış anlamasın. Üroloji de meslek ha, hakikaten. Üroloji. Geçen tıp bayramıydı, kutlandı mı? Dün akşam değil mi? Ne güzel. Tıp bayramı, canım benim. En sevdiğim. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde beni beyin cerrahisi kliniğine yatırdılar. Ben de içten içe diyorum ki herhalde milyonda bir görülen bir hastalığım var. Kendime yakıştırdığım o. Hani bana diyecek hani layettayın bir hastalık değil. Belli ki yani sizde lejyoner hastalığı var dese ben zaten anca bende olur diyeceğim. İki üniversite bitirmişim. Tetkik yapıldı, MR çekildi falan, bacak falan derken abi netice geldi fıtık. Hiç öyle iki üniversite bitirmiş bir hastalık değil. Bayağı inşaat amelesi hastalığı. Hani inşaatta kürekle böyle kum karıyorduk, fıtık attı. Bu kadar. Bu mu? Ya dedim iyice bakın, başka şey olmasın. Benim bacağım uyuşmasının sebebi fıtıkmış ama ismen bu hastalık hani fıtık. Öyle boktan bir isim, bir amele hastalığı. Her üç kişiden birinde var. Dolayısıyla hiçbir ehemmiyeti yokmuş gibi geliyor. Problem o. Fıtık. Aa benim kaynımda da var. Böyle çekme yapıyor o değil mi? Evet. Bu mu? O kadar önemli hastalık. İnsan hani felç olabilir değil mi efendim? Ama hastalık şu. Fıtık. Kaynımda var. Tamam da ayağımı basamıyorum ben. Kaynımda da var. Aynı. Böyle çekme yapıyor. Evet. Yürüyemiyorum. Aynı. Kaynım. Ya basamıyorum. Kaynım. Basamıyorum. Aynı. Böyle çekme yapıyor. Ben... Ya altıma sıçacağım tutamıyorum. Kaynım sıçtı benim. Aynı. Böyle çekme yapıyor. Ben... Bu ne ya? Hastalık bu. Hastalık bu değil. Bu hastalıkla ilgili bizim insanımızın yaklaşımı bir hastalıktan ibarettir. Aa bel fıtığı mı? Kaynımda var. Yani onun kaynında varsa sen halı sahada top oynayabilirsin. At at açıl, açıl baba, açıl baba. Bu mu? Bu mu yani?
ne tedavi şekilleri, neler öneriyor bile. Adam diyor ki bel fıtığı, asker. Askeri hastane orası. Hem asker hem doktor insanlar. Siz sivil misiniz? Oh. Oradan bari darbe yemeyelim. Asker ürolog da zormuş be. Asker ürolog zor. Düşünsene bir alt rütbeden birisi. Ha. Ne oldu albayım ya? Canın sıkkın. Getir ağzıma sok bari. Dur ulan. Çok zor ya üroloji. 50 muayene şart mı? Öyle uzaktan sopayla falan olmuyor mu? Çok zor iş be abi. Ne çileli meslek doktorluk ya. Ya çileli usta ya. Ben olsam valla ben bitireyim mesela tıbbı. Uzmanlığımı da yaptım ürolojiden. Valla uzun bir sopa yaptırırım kendime. Kesin bana ne lan yani tam hani sağlığını tam ilgileniyorum hastanın sağlığını ama o kadar da ilgilenmek istemem ben. Git yaklaşma lan. Dur. Kaldırma bana doğru. Dıt.